Bursa bıçağı gerçekten hani yok yüzyıllar öncesi dayanır bir Bursa bıçağı meşhur vardı. Bu bıçak o bıçak. Bu üniversite tarafından onaylanmış, coğrafi koruma işareti alınmış bir bıçak. Bu bıçağın özelliği çok keskin olması, kestane kömüründe sulanması ve çok kolay bileğe gelmesi. Bıçağı bilmeyen birçok insan buraya geldiğinde bıçağın ne kadar da aslında ülkemizde yaygın şekilde yapıldığını görmeye başladı ve buna biraz anladıklarını düşünüyorum. 700 yıllık kültür Bursa'da yaşatılmaya devam ediyor. İlk kez düzenlenen bıçak festivalinde birbirinden farklı bıçaklar standlarda yerini aldı. Vatandaşlar her bütçeye uygun bıçak bulabiliyor. ...16 Haziran'da başlayan ve 18 Haziran'a kadar sürecek olan festivale katılım oranı yüksek. Diğer sezonlarda böyle Kurban Bayramı'na yakın böyle yine daha büyük, daha olanaklı, daha geniş çaplı şey yaparsak katılım da daha çok artar inşallah. Bu gelenek tam 45 yıldan beri devam ettiriyorum. Bir fiil. Yine evlenince kızlarımız bıçak almaya geldiği zaman annelerine, annesi alır kendisine, bir de kızıma şey, kızım beğen imalatta, beğenir. İşte annesinin parasını alırım ama kızımızın parasını almam. Çünkü dükkanın hediyesidir o. Dükkanın el kiri derler bizde eski tabirle. Bıçak çok güzel bir şey, hele ki el emeği olması gerçekten daha iyi, daha güzel. Farklı illerden de vatandaşlar standlarını kurdu. 107 stand ve 89 firma yerini aldı. Doğru bıçak seçimi de oldukça önemli. Sizin farkında olmanız, elinizin bir balansı var. Mesela şu şef bıçakları. Şimdi bu modeli alıp kullandığınızda belki şöyle dik kullanıyorsunuzdur. Bu bıçak size uymaz çünkü bunun ağırlık merkezi önde. Dik kullanıyorsan, dik kesme yapıyorsanız şu gördüğünüz daha küt olan modeli kullanmak zorundasınız.